Babamı öldürmene iki defa izin vermedim. Üçüncüde de vermem. Ne yaparsın? Babana mı şikayet edersin? Gerekirse ederim. Ölmeye bile razı olurum. Çıkarım karşısına. Akılsız sandığın oğlun akıllı. Köle sandığın kız da penç ederim. O zaman önce senin canını almam gerek Göktekin'i. Bence de. Haydi. Durma. Canını değil. Hoşunu alacaktım senin. Aynı yaskının iki yarısı. O iki küçük çocuğu hiç unutmadım. Gökten öcümüz ikimiz için de alacaktım. Öksüz kaldığım gün yetim kalan o çocuk nerede? Kimsin sen? Kimsin? Çocuğun öcünü alayım. Çünkü Göksaray batarsa gök de batar. Babam ölünce taht savaşı çıkacak. Vladimir kurultayda tahtı ele geçirecek. Ama Rus Varek prensesi Ulu Ece buna izin vermeyecek. Oğlu Kaya ile Balamir'in arasını bozacak. Savaş çıkacak. Savaş çıkınca ülkem bölünecek. Ülkem bölünüp zayıflayınca da Temur'un Çin İmparatoru kayınatası gelecek. Zayıflamış ülkemi işgal edecek. Saray zaten işgal altında. Ülkemin de işgal edilmesine izin vermem. Ben bilmez miyim? Öcümüzü almayı. Ama bir öksüzle, bir yetim öc alacak diye. Göğün yok olmasına izin veremem. Ne izin vermezsin? Yok olsun gök sana ne? Yok olsun. Boynuna yay kirişi dayayan gök yerin dibine batsın. Bırak batsın, yok olsun bırak. Bırakamam. Niye bırakmazsın? Niye izin vermezsin, niye bırakmazsın? Çünkü içimde bir han var. Han var. Atuga'nın aklı olsaydı, o yeni Kaan olurdu. Hem sadece göğün de değil, dağın da oğlu. Ondan iyi bir Kaan olurdu.
Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkı. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin. Düşümde gördüğüm buydu. Bebek. Bizim gelecekteki ülkemiz. Gök atamızla dağ atamız kardeş idi. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama bozkıra dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Sen dağla göğün oğlusun. Çift başlı kurdun bir başı dağ, bir başı gök. Dağla göğü bir edecek sensin. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak olan sensin. Kınata, çift başlı kurdu görsen de ki, ben hiçbir anın kılıcı olmayacağım. Çift başlı kurdun pençesi olacağım. Çift başlı kurt. Sensin. Gök Tengri'nin kut verdiği kurt. Pençesi olmak için and içti. Sadece olacak olanlar olur çoğunluğa. Batuka. Ana! Yeah!
kartalı, pençesi aksak olmaz. Olunca görecekler. Ama bir öksüzle bir yetim öç alacak diye. Göğün yok olmasına izin veremem. İzin vermez. Çünkü içimde bir han var. Sen çift başlı kulsun. Türk bilimin bana değil sana ihtiyacı var. Hem de sana ihtiyacım var. Var mı? Çok. Tahta yürümeye başlayasın. Çift başlı kurt. Başlayalım. Bence bütün acun bitmeyecek bir karanlıktır sanki. Her karanlık aydınlığa gebedir Batuka. Güneşin yazgısı doğmaktır. Ne vakit doğacak Akkız? Güneş sensin Batukan. Ne zaman doğacağını aya mı sorarsın? Güneş doğmak zorunda. Onunla aydınlanmayı bekleyen bir budun var. Vardır burada. Demek takası yapacak olan kişi Meijin'miş. Taçlı arar Meijin'de. Tacı o para vererek büyük bir yanlış yapar. Büyük bir yanlış. Kayatekin. Eğer oyun edecek olursan, kellesi gidecek olan tek kişi Kaya değil, tüm han soyunuz olacak. Biz neden sana güvenelim? Alpa Guha'nın, Timur Tegin'in, Saltuğ'un arabada olduğunu nereden bileyim? Senin oyun oynamadığını nereden bileceğim? Önce sandığı aç, tacı göreyim. Parçalarım. Getirin. Ver. Hanı al.
Tanrı Çora hem tacımı gönderdi hem de kanını akıtmam için Türkleri. Türklerin muştulanan oğlu, Gök Ordu'nun tek umudu. Anlığının tuğu, gökte hep dalgalanacak olan Batuka. Sesimi işit. Yüreğini Gök Tengri'nin buyruğuna harç. Yaraların sağaldı, acıların kurudu. Aldığı ilk can, atalarının yenildiği tek düşman olan Batuka. Şimdi kalkma vaktidir. İlkin anası tılsımdan doğdu. Şimdi toprağın tılsımından yeniden doğar. İkinci doğumunda artık sen ruh olacaksın. Akkız yürek olup tamamlayacak seni. Bir olacaksınız. İki bedende bir can. Türkleri birleştirecek çift başlı kurt olacaksınız. Birlikte it barakları yeneceksiniz. Düşmanı önümüze kattığımız günler geri geldi. Umar. Ben Alfa Guhanoğlu Batuka. Yüce Gök Tengri'nin muştusu. İç soyunu yok etmek için yeniden doğdum. İt barakları yok etmeden Acun'da tek Türk esen kalmayacak. Umar. Thank you.
Alkışlar olsun. Nasıl oldu bu? Oğuz atası gibi avucunda kan pıhtısıyla doğdu. Kan pıhtısı Tengri'nin izidir. Kan varsa avucunda, hüküm sürer acunda. Düşman bizi yok etmek için varınca toprağımıza. Gök Tengri eksikliğini giderdi. Yeniden hayat buldu. Ancak artık eksik de değil, yalnız da değil. Yanında Ak Kız var. Gök Ordalı Batuga'yla Dağ Hanlı Ak Kız. Biri ruh, biri yürek olup çift başlı kurdu tamamladılar. Onlar Gök Tengri'nin budunumuza muştularıdır. Gök Tengri, Oğuz Atam'ın oğulları göğe, aya, dağa, güneşe, yıldıza, denize vermediğini oğluma vermiştir. Alkışlar olsun. Bakarım, gözlerinizde şüphe görürüm. Gördüklerimiz düş müdür, gerçek midir dersiniz. Gök Tengri Türk budununa bir muştu vermiştir. Bu muştuya sevinin. Ulukam, Arçuray. Gök Tengri, Türk soyunun yok olmaması için bize bir fırsat daha vermiştir. Doğru mudur Ulukam Arçuray? Doğrudur Alpaguhan. Yıllar önce atalarımızdan bize aktarılan gizli bilgiler artık gün ışığına çıktı. Baharlardır
çift başlı kurdun ruhu Batuga Tegin'in ayağa kalkmasını beklerdik. Çift başlı kurdun yüreği Akkız'da bir olup çift başlı kurdu oluşturdular. Onlar iki bedende bir ruhlar. Çift başlı kurtlar. Baharlardır bu mucizenin olmasını beklerdik. Onların tamamlanması Türklerin bir olmasıdır. Bütün çektiklerinin bir anlamı vardı Batuga. Gök Tengri seni eksik Tegin olarak büyümekle sınadı. Başardın ve yeniden doğdun. Ve Akkız. Batuga ile Akkız boşuna bir arada değil. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batuga'yla korkusuzluğun ışığı Akkız artık bir aradalar. İtbarakları yenmek için çift başlı kurt oldular. Çift başlı kurt ilk savaşında itbaraklara karşı kazandı. Sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek. Onu bize armağan ettiği için Gök Tengri'ye alkışlar sunup çift başlı kurdun yolunda savaşacak. Eski budunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş ne de ulu kanları. Tam budunları yok olacakken muşlulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerini sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budunlarına da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş. Bize ne kadar benzerler değil mi? Atalarımız çağlar boyu nice acılar çekti. Kimi zaman Çin, kimi zaman Rus varek, kimi zaman başka budunların tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Ama Gök Tengri'nin yardımıyla yok olmadık. Yine de ayakta kaldık.
yüce devletimizi var ettik. Tehlikelerin geçmesiyle birlikte de birbirimize düştük. Heveslerimiz uğruna kandaşlarımıza ihanet ettik. Bunun karşılığında da Gök Tengri karşımıza it barakları çıkardı. Şimdi oyunlara dalarda durmazsak bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir. Güçlerini yüce obara adamak isteyen en iyi savaşçılarımız geldi. İçinizdeki kanın sahibi kimdir? Tanrı Şora'dır! Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir? Tanrı Şora'dır! Yüce obar kimdir? Tanrı Şora'nın armağanıdır! Canım, Yüce Abar'a kan olsun. Canım, Yüce Abar'a can olsun. Yüce Abar var olsun. Alpaguhanoğlu Batuga. Ulukanların muştusu. Anaların, çocukların, gökbenlerin ve Acun'daki tüm Türklerin umudu. Çift başlı kurdun ruhu olarak Hanlar Hanı, yüce Alpaguhan'ın ordusunda İt varaklarla ve soyumuza ilişen herkesle savaşacağıma and içerim. Ben Akkız, Evren Altın kızı, çift başlı kurdun üreyim. Madem ki Gök Tengri'nin dileğiyle çift başlı kurduz, bundan böyle buyruğundayız hanım. Uzubay.
Oğuz Atam, üç oğluna üç gümüş ok, diğer üç oğluna altın yay vermiştir. Şimdi Oğuz Atam'ın altı oğluna verdiği ok ve yayı ben sana verdim. Kılıç, Altay dağlarındaki ateşe dövüldü. Ötüken ormanlarındaki toprakla kalıplandı. Orhun Nehri'nin kaynağından çifte su verildi. Tanrı Dağı'ndaki rüzgarla soğutulup şekillendi. Ateş, havası ve toprak işledi bu pusatı. Şimdi bütün düşmanlarımızı ve it barakları bu kılıçla yok edesin. Soyumuz Oğuz Atan'ın oğullarıyla Acun'a yayılıp onlarla var olmuştur. Gök Orda'nın diriliği ve varlığı, çift başlı kurdun ruhu Batuga ve çift başlı kurdun yüreği Akkız'da olacak. Udunumuzu karanlık çağlara, kötü ruhlu albızlara karşı koruyun. Yanlış yapan ben bile olsam, karşı durmaya çekinmeyin. Bu baban ve hanın olarak sana buyruğumdur. Buyruk senindir hanım. Öyle yaşadık, öyle ölürüz hanım. Oğlumun sağaldığı için Gök Tengri'ye kansız ıdık sunarım. Binlerce atı bozkıra salın. Gök Tengri'nin bozkırlarında özgürce dolansınlar. Yüzün nasıl güler? Benim yerime tahta geçmişken it baraklar nasıl kendilerine armağan edilmiş gibi Batı Gökhanlığına girerler? Hem de hiç zahmetsiz. Türk'ün topraklarından vazgeçmesinin hiçbir geçerli nedeni olamaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur.
Artık izin verirseniz odama çıkıp dinlenmek isterim. İzin senindir. Bera neden yok? Nerededir? Zindanda hanım. Hibe'yi öldürmüş olabileceğini düşünürüz. Yibek ortalarda yok. Odasında her yer kanla kaplı. En son odasında Ulu Ece'nin girdiği görülmüş. Yibek onu Ulu Yargı'da... Nita. Bugün oğlum büyük bir tansık görmüştür. Bu geceyi hesaplaşmalarınızla değil, Göktengri'nin oğlum Batuga'ya verdiği tansığı alkışla geçirin. Gün doğumunda herkes avluda olsun. Ulukam Arçuray da bizimle olacak. Size söyleyeceklerim var.